Amerikan seçimleri sonrasında Trump yanlıları kongre binasına ele geçirince bildiğiniz gibi dört kişi orada hayatını kaybetti. Şimdi bugün açıklama yaptı Biden. O dört kişi hayatını kaybeden o dört kişi teröristti diye. Onlar sivil darbe yapıyorlardı. Darbe yaptılar diye açıklama yaptı. Yani aslında darbe gibi oldu da yani. Şimdi teröristtür değildir. O kendilerinin açıklaması da 4 saat boyunca yönetimi ele aldılar. 4 saat boyunca kongreyi ve senatoları esir ettiler. 4 saat boyunca yönetimi ele aldılar. Ama şimdi benim burada söyleyeceğim şu. O kadar dünyada ülkelere zulüm ettiniz ki ne? Hani hep siz sokak eylemleriyle, darbelerle, şantajlarla, tehditlerle, ve yaptırımlarla dünyayı yönetiyordunuz, köşeye sıkıştırıyordunuz ya. Sonunda siz de o darbe denilen melanetle karşı karşıya geldiniz. Biden onlara terörist demiş ama bana göre onlar değil kardeşim. Onlar onlar demokrasi arayan, özgürlükçü, hak hukuk peşinde koşan masum insanlar. Sen onlara niye darbeci diyorsun? Adamlar hakkını arıyorlar kardeşim kaybettikleri gasp ettiğin o koltuğun hakkını arıyorlar. Hile yaptığın için bir bilgim yok hileyle alakalı da onların diliyle konuşayım. Hile yaptığın için adamlar da kendi haklarını aramak için sokağa çıkmışlar. Basit eylemciler. Adamlar özgürlük peşindeler. Adamlar darbe peşinde değiller. Gayet normal. Neden söylüyorum bunu? Hatırlıyorsanız 2013'te gezi eylemlerinde Türkiye'yi yakıp yıkarlarken o bir tane çapulcu ne olduğu belirsiz o Berkin Elvan geberdi gitti de. Şimdi çocuktur tamam ölümün arkasında da söylenmez. Yani onun günahı da annesinin babasının üzerine yazılacak da yani hiçbir ölümden nemalanacak veyahut da övünecek sevinecek değiliz yani. Sonuçta bir de çocuktu yanlış eğitilmiş yanlış kullandırılmış yönlendirilmiş çocuktu o bir ayrı ama onun üzerinden büyük kirli propagandalar, oyunlar sergilendi, oynandı, Türkiye'yi karıştırıldı. Uluslararası mahkemelere kadar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine kadar gidildi. İkide bir de o Berkin Elvan'ı şişirdiler, şişirdiler, balon yaptılar. Kapadokya balonu gibi şişirip şişirip uçurdular, önümüze getirdiler. Bize ikide bir de onu dayattılar. O gezi olaylarında Türkiye'yi yaktılar, yıktılar. Milyar, milyarlarca TL zarara soktular. Ama ne dedi Amerika? Endişeliyiz dedi. Sokak eylemcilerine o yakıp yıkanlara o anarşistlere ne dedi? Dedi ki ne? Demokratik haklarını arıyorlar. Özgürlükçü barış içerisinde hak hukuk arıyorlar. Aynı şekilde CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü yaparken Bayet normal tamamen demokrasi olan haklarını kullanıyorlar diye 200'lü yaptılar. 200'lülük yaptılar. Bugün Mısır'da, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da, Venezuela'da, Katar'da insan halkı o iktidarları köşeye sıkıştırmak için darbeler, şantajlar, tehditler, maddi yaptırımlar uygulaya uygulaya dünyayı böyle korku içerisinde yöneterek hakim olmaya çalıştınız. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi döndü, sizi de buldu. Siz orada istediğiniz kelimeyi kullanabilirsiniz. Biz de buradan diyoruz ki onlar demokrasi arayan, masum, özgür Amerikan vatandaşları, temiz düşünceliler, iyi huylular. Adeta onlar melek melek. Böyle diyoruz artık. Siz de sonunda 2021 yılında dünyayı yönete, yönetmek istediğiniz şekilde, yönettiğiniz şekilde sizi de buldu süper güç olmanız sizi kurtarmadı. Dünyaya kötü imajınız kaldı. Darbe ile siz de tanıştınız. Meclisiniz, kongreniz, senatonuz nasıl gasp edildi, nasıl esir alındınız hepiniz gördünüz. Bu da ikilimci, ayrımcı artık bundan sonra trumpizm diye bir ayrılıkçı, bir karşıt yapı başınıza bela oldu. Nasıl siz bizim başımıza CHP'yi bela ettiyseniz bugün sizin başınıza da trumpizm bela olacak. Görüşeceğiz. Göreceğiz. Zaman neyi gösterecek? İleriki zamanlarda siz dünyanın başına bela olursanız Allah da sizin başınıza böyle bir musibet bela atar. İçinden çıkamazsınız. Haydin bakalım cenaze namazına buyurun. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.